Herkese günaydın, iyi sabahlar. Aslında altın ve gümüş üzerine kısa bir video olacak ama sadece bir iki dakika piyasa üzerine, endeksler üzerine de tartışmak istiyorum. Satış hareketi devam ediyor. 3250 seviyesinde altında S&P'de bir kapanış yapmış olmamız, yani şöyle göstereyim, şu tepenin altına doğru bir harekete başlamış olmamız da negatif bir gelişme bence. Seçime kadar da satışların biraz daha devam etmesini bekliyorum. Zaten bunu da daha önce defalarca paylaştım. Şimdi buradaki çok soru geldiği için bir nokta üzerinden dün paylaştığım şu notu burada da paylaşmak istiyorum. Şimdi aşının etkinliği konusunu Ağustos ayındaki yazımdan da hatırlıyor olabilirsiniz. Onun üzerinden çok fazla gitmeyeceğim. Aşı konusu piyasada nasıl yorumlanacak? Asıl önemli olan nokta bu. Yani FDA'den bir onay aldıktan sonra açıkçası piyasa Trump bunu seçim için mi yaptı yoksa farklı daha doğru nedenlerle mi yaptı? Onunla çok fazla ilgilenmeyecektir. Piyasanın gördüğü aşıyla var olan aşı tıpkı Fed'in varlık alımları gibi farklı farklı noktalarda olacak. Şimdi aşı ilk çıktığında piyasa bunu çok pozitif fiyatlayabilir. Hatırlarsanız daha hatırlarsanız biliyorsunuz zaten teknoloji hisseleri sosyal interaksiyonun veya iş dünyasının fizikselden teknolojiye doğru kaymasından faydalandı ve yukarıya doğru gitti. Dolayısıyla aşı geldiğinde Nasdaq underperform edecek. En azından bir süre için bir rotasyon göreceğiz, sektörel rotasyon göreceğiz ve Nasdaq'tan bir çıkış olacak. Nereye doğru geçecek? Hava yolları, İşte kruz gemileri, restoranlar, oteller, kasinolar, yani insanların bir arada olmaktan çekindiği, imtina ettiği hisselerde hızlı bir şekilde yukarı gideceğiz. Ama aşağıdaki görüşümde paylaştığım gibi bu aşının gerçek anlamda işlemesi, gerçek anlamda bir koruma sağlaması bence daha uzun vakit alacağından dolayı piyasanın aldığı bu pozisyon bir trade pozisyonu olacak diye düşünüyorum. Şimdi öte yandan baktığınızda elbette ki aşının değerli metaller üzerinde de etkisi olacak. Neden? Çünkü değerli metalleri eğer Fed para basıyor, tırnak içinde söylüyorum her zaman olduğu gibi, için aldınızsa aşının gelmesi durumunda Fed'in daha fazlasını yapma veya hatta kamunun da daha fazlasını yapma ihtiyacı olmayacak demektir. Dolayısıyla aşıyla beraber altın ve değerli metaller de sert bir şekilde satış yiyecektir. Şimdi gelelim diğer tarafa, değerli metallerin kendisine. Şimdi altın satışıyor, gümüş satışıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir düzeltme içindeydi ve burada göstere diyebileceğimiz çıkış fırsatı veren bir düzeltme vardı zaten. Şuradaki düzeltmeden konuştuk. Ben yukarı giderken biliyorsunuz şu seviyeyi kırarsa alırım diyordum. O seviye kırılmaz aşağı doğru bakıyordum diyordum. Burada da yine aşağı doğru bakıyordum. Bu kez tuttu. Bazen tutmuyor. Hani insanlar rahatlasın diye söylüyorum. Hatta belki çoğu zaman tutmuyordur. Onu da söyleyeyim. Burada bir kırılma yakaladık ve aşağıya doğru hareket başladı. Şu dibinde altına gidiyor olması önemli bir gelişme. Şimdi buradaki en büyük tehlike ne? En büyük tehlike aslında şurada birkaç tane grafik ekleyelim. Onu tartışalım. En büyük tehlike 2009 krizi sonrası durumun tekrar ortaya çıkması. Nedir bu? Şimdi altının Fed nedeniyle gittiğine inanıyorsanız eğer, Nasrettin Hoca pıkrası gibi oldu şimdi ama gittiğine inanıyorsanız bakın şurada öncelikle şunu göstereyim. Bilanço yatayken altın zaten önemli bir ralliye 2002 yılında başlıyor. Fed bilançosuyla hiçbir ilişkisi yok. Ondan sonra Fed'in bilançosu, varlık alımı başlıyor. Gerçekten çok sert bir yükseliş görüyoruz. Hatırlıyorsunuz 1900 dolarlara kadar gidiyor. Ama sonrası biraz karışık. Yani bu Fed para basıyorcuların açıklamasını zorlaştıran bir durum söz konusu. Çünkü Fed bilançosu büyümeye devam ediyor. Ama altın çok daha önceden, yani aşağı yukarı 2011'in ortasında
altın zirve yapıyor. Fed'in bilançosu 2014'ün ortasında zirve yapıyor ve o dönemde 1900 dolarlardan, işte hatırlarsanız 1000 dolar gördü, görmedi, ben 1000 dolar görecek, altına da gidecek diyordum. 1050 görünce yine yanılmış oldum. Büyük bir yanılgı. Şurada görüyorsunuz, yataya döndüğü seviyede altın dip yapmaya başlıyor. Ve daha sonra dibi üzerinden bakarsanız Fed'in bilançosu aslında küçülürken altının dibi daha yüksek bir seviyede. Dolayısıyla burada eğer Fed altın ilişkisi üzerinden gidiyorsanız tehlike şu gelişmenin tekrar olması. Bilanço büyüyecek ama aslında bir ilişki olmadığı için şuradaki gelişmeyi yaşayacak, sert bir şekilde düşecek. Burada da tekrar aynı hikayenin geldiğini gördük. İşte Fed bilançosu büyüyor. Gerçi son zamanlarda yataya döndüğünü zaten konuşuyorduk. Bilanço büyümesi bitti. Biterken altın hala yukarıya doğru gidiyordu. Şimdi aşağı doğru geliyor. Şimdi burada bir tablo daha paylaşmak istiyorum. Powell ne dedi? Biz kredi tarafında aktif olabiliriz ama harcama tarafını biz başaramayız. Şimdi harcama tarafı kısmına ve kredi tarafı kısmına da bir değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon nereden gelecek? Yani enflasyon ücret artışı şeklinde gelebilir. Bunun gelmediğini biliyoruz veya yani ücretlerin kısa vadede artmayacağını biliyoruz. Bir diğer alternatif tabii çok ciddi anlamda bir kredi patlaması olur. Yani Türkiye'de dönem dönem bunun yapıldığını görebiliyoruz. Şimdi böyle bir durum söz konusu mu? Senior Loan Survey'i biliyorsunuz. Bu soft bir ankettir. Bankadaki yetkililere soru cevap şeklinde gidiyor. Burada kredi verme koşullarını sıkılaştıran bankaların net oranına bakıyoruz. Şimdi bakın net oran %71'lere gelmiş durumda. Dotcom krizinin daha üzerindeyiz. Bankacılık krizinin de zirvesinin biraz altındayız. Henüz buradaki durum sona ermiş değil. Göreceğiz acaba daha yüksek seviyeler görüldü mü? Dolayısıyla bunu şey olarak da bakabiliriz. Yani bir yığın küçük şirketler için bakabiliriz. Talep açısından bakabiliriz ama göreceğiniz şey budur. Yani Fed ne yaparsa yapsın bankacılık sisteminin içinde kesilen bir konuyla karşı karşıyayız. Kripto para sistemi, daha doğrusu DeFi benim için bu açıdan önemli. Bu sistem, bu takılmayı nasıl bypass edebiliriz? Yani konuyu Fed'in doların rezerv para birimi olması üzerinden tartışanlar sistemi tam olarak anlamıyor. Onun yerine yuan'ı koyduğunuzda da sistemin geri kalanını dişlerini değiştirmediğiniz sürece bu problemle karşı karşıya kalacağız. Yani euro dolar sisteminin nasıl çalıştığını anlamıyorsanız Fed'in bilançosu, doların rezerv para birimi, Çin yuan geliyor falan. Bunların hepsi çok heyecanlı tartışma konuları ama o kadar. Şimdi burada daha ilginç bir resim göstereceğim size. Bakın görüyorsunuz çok sert bir kredi koşullarında sıkılaşma var. Yani kredi vermiyoruz, vermek istemiyoruz diyorlar. Peki şuna bakalım bir. Kredi durumu nasıl? Kredi durumu aslında krizle beraber hızlı bir şekilde yükselmiş. Şimdi şu görüntüyü bir yıl öncesine göre isterseniz bir değerlendirelim. Bakın bir yıl öncesine göre baktığınızda ise kredi artışı rekor seviyeleri bulmuş. Yani birincisi şurada dikkatinizi çekecektir. Bir süredir düşüyordu bu. Bu önemli bir nokta. İkincisi sonra çok büyük bir zıplama var. Az önce ne söyledim? Krediyle beraber bir enflasyon oluşabilir. Buradaki peki zıplama, üstelik de bu kadar sıkılaşmaya rağmen nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Büyük şirketler ve kredi penceresini hala kullanabilecek bilançoya sahip şirketler likidite kaygılarıyla, likidite yönetimi için kredi fasilitelerine başvuruyorlar ve parayı çekiyorlar. Eğer bu enflasyonist bir durum olsaydı burada bir harcamadan, yatırım yapmaktan vesaire vesaire bahsediyor olurduk.
Maalesef bu aynı kavram değil. Yani şu 2000-2005 döneminde şuraya kadar gördüğünüz bu yükselişle bu yükseliş aynısı değil. Dolayısıyla burada aslında cash hoarding tabir edilen, yani o paranın dönme hızını tartışıyor ya insanlar, çok dip yaptı diye. İşte bu o. Bankadan alıyorsunuz krediyi ama bunu hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz çünkü çok korku içindesiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Fed bilançosunu ne kadar büyütürse büyütsün, kredi piyasaya gelmediği sürece bir enflasyon durumuyla karşı karşıya olmayacağız. Şimdi ikinci bir nokta daha var. Biz devamlı olarak altın ETF'lerine girişten bahsettik. Altın ETF'lerine muazzam bir giriş vardı ki 2 gün önce gümüşte çıkış varken altında nasıl böyle bir giriş oluyor diye tartışıyorduk. Şimdi orada da çok hafif bir çıkış oldu. Burada bir çözülme gelirse altın fiyatları çok daha düşecektir. Onu çok net bir şekilde söylemekte fayda var. Bakın şu tekrar 2011 dönemine dönelim. Görüyorsunuz Fed'in o bilanço büyütmesi hikayesinin devam ettiği dönemde altından muazzam bir çıkış olmuş. Şu anda böyle bir çıkış söz konusu değil, çıkış bile söz konusu değil. Ama ETF'lerle beraber yükselen bir altından bahsediyoruz. Peki bunun diğer aktörleri ne durumda? Oraya da bir göz atmakta fayda var. İki tane burada önemli dinamik olduğunu düşünüyorum. Birincisi Çin tarafının perakende alımları. Yani Çin aslında en önemli aktörlerden bir tanesi ve özellikle 2008 hatta 2005'ten daha önceden başlayarak alımlarının büyüklüğünü görüyorsunuz. Ondan sonra 2014-2019 döneminde sakinleşen çok daha zayıf bir alım var. Şimdi baktığımızda evet toparlanıyor ama değişim olarak baktığınızda Çin tarafından fiziki bir talep yok. Aynı durum belli ölçüde aslında Hindistan için de geçerli. Merkez Bankası alımları olarak bakarsak evet Rusya tarafında var. Şimdi Rusya tarafındaki şu hareket önemli. İki nokta var ama burada. Birincisi belli ölçüde ambargolar nedeniyle Rusya kendi altınını alıyor. İkincisi biliyorsunuz zaten Merkez Bankası rezervlerindeki Amerikan tahvillerini satmıştı. Dolayısıyla burada daha önceki dönemlerde var olan o 2018'de özellikle karşımıza çıkan merkez bankalarının çok yoğun olarak tarihin en yüksek alımlarını yaptığı dönem, yani Rusya örneğinde bakarsak şurada gözüküyor, aslında biraz geride kalmış durumda. Yani Çin'in altın rezervine bakarsanız aşağı yukarı geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren hiçbir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada tamamen perakende bazlı bir yükselişle karşı karşıya. Şimdi altını dün zaten detaylı olarak tartıştım. 1800'e kadar çok önemli bir desteği yok. Satışların devam etmesi durumunda orası rahat görülebilecek bir seviye. Şimdi gün içinde artık aşırı satışa gelen bir altından bahsetmiştim. Burada bir noktaya değinmek isterim. Aynı şeye gümüş için baktığımızda şunu çeyreklik baza çevirelim. Verdiğim seviye çünkü çok net görünmüyor. Bakın çeyreklik bazda baktığımızda aşağı yukarı 21.50'ler civarına gelen bir destek var ki bu sabah itibariyle oraya doğru büyük ölçüde yaklaştık. 21.70'leri gördük. Bu seviyeyi ben önemliyorum, önemsiyorum. Tabii 1960'larda gelen bir ayrı pozisyon da var. Ama 21.50'nin kırılması çok çok negatif olur. Gümüş için negatif olur anlamında konuşmuyorum. Zaten 23-20 kırıldığında belli ölçüde stoplanmış olması gerekiyor. Bunu çok konuştuk. 26-20'ler, 23-20'ler. Ama bu seviyenin yani 21-50'nin kırılması deflatif baskının arttığı anlamına geliyor. Altında da 1800'ü eğer herhangi bir şekilde bir stop seviyesi düşünüyorsanız 1800'leri kaydetmenizi tavsiye ederim. Burada da 21.50'ler
Çok kritik seviyeler. Şimdi enflasyon beklentileri ne alemde? Yani tipsler üzerinden gittiğimizde 1,5'lar civarında duran bir enflasyon beklentisi söz konusu. Bu önemli çünkü dönüp baktığımızda Powell'ın konuşması dahil zirveyi oluşturan bir seviye. Ondan sonra görüyorsunuz enflasyon beklentileri de sert bir şekilde düşüşe geçiyor. 1,80'lerden 1,60'lara doğru geliyoruz. Dolayısıyla enflasyon beklentisi piyasada yavaş yavaş geriliyor. Fed'in yaptıklarına, açıklamalarına rağmen diğer yandan da değerli metaller özellikle ikinci yardım paketinin ötelenmesiyle baskı altında kalıyor. Buraya kadar diyecek çok fazla bir şey yok. Olması gereken oluyor diyebiliriz. Buradaki çözülmesi gereken soru şu. 2011 altın döneminde miyiz? Yani herkesin gaza getirilip işte altın patlayacak, dolar çökecek denildiği dönem, ardından altının çöktüğü dönemde miyiz? Yoksa ayrı bir dönemde miyiz? Bu tabii fiyatı takip edilerek gelecektir. Benim şey yeteneğim yok. İleriyi bu kadar net görme yeteneğim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Bence o dönemde değiliz. O dönemdeki faiz oranları ve altın ilişkisine de bakarsanız altının faizler çıkarken de çıktığını görebilirsiniz. Her zaman söylüyorum ben altını Fed nedeniyle almıyorum. Özellikle karşı taraf riski nedeniyle alıyorum. Fed'in faizleri enflasyona rağmen arttırmayacak olması da elbette altın destekleyici bir gelişme. Ama ne yapmamız gerekiyor? Onu konuşalım. Az önce gösterdiğim 21,50'ler kırılırsa gümüş pozisyonlarını belli bir ölçüde azaltmak gerekiyor. Trade bazında bakıyorsanız bence o seviyeden bir denenebilir. Çünkü gümüş aşırı intraday'e baktığınızda aşırı satışa geldi. Bir trade'den bahsediyorum. Altında 1800'e doğru bu hareketin devam etme ihtimali yüksek. Özellikle altın gümüş rasyosu negatif hareket ediyor. Yani gümüşün önden koştuğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla altının da dayanma gücü sınırlı olacaktır. Oraya dikkat etmek lazım. Altında 1800'ler kırılırsa biraz hafiflemek lazım. Ne bekliyorsanız bekleyin. Belli bir ölçüde hafiflemek lazım. Yani 1750-1800 aralığı önemli bir seviye. Kırılması altının çok daha geri gelmesi, daha deflatif bir ortamda olduğumuz anlamına gelecektir. Euro tarafında da dün zaten konuştuk. Eğer tekrar şu gördüğümüz düşüş trendinin içine girersek, şahsi görüşün nedir derseniz ben gireceğini düşünüyorum. Tabii pozisyonlanmayı görmek isterim ama ben gireceğini düşünüyorum. Şu seviyenin altına girmemiz de aşağı yukarı 1.15'lerin kapısını açacaktır. Dolayısıyla altın ve gümüş üzerindeki kısa vadeli baskıyı arttıracak bir gelişme olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kısa dedim, yine uzun oldu. Herkese iyi bir gün diliyorum.